dünyayı da Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 pandemisi hiç kuşkusuz büyük bir sağlık krizi olarak yaşandı. Ama onunla birlikte çok ciddi sosyoekonomik sonuçları da yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük gelir kaybını yaşıyoruz. Ve Türkiye pandemiye olağan koşullarda yakalanmadığı için, zaten pandemi öncesinde de Türkiye ekonomisi ciddi bir krizin içindeyken pandemiye yakalandığımız için ve 2 yıl boyunca da iktidarın bütün politikaları, işçileri, emekçileri, halkı koruyan politikalar olarak şekillenmediği için, sosyal politikalar hayata geçirilmediği için de biz pandeminin sosyoekonomik etkilerini çok daha derin yaşıyoruz. Pandeminin ekonomik bedelini ve yükünü işçiler ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Birincisi, pandemide ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas daha da kapandı. Yani Türkiye daha fazla bir asgari ücretler toplumu haline geldi. Bunun en önemli nedeni pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ve nakit ücret desteklerinin işçilerin asıl ücretlerinin daha altında kalmasıdır. Yine bu araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi de pandemi döneminde işçiler açısından en önemli 2 sorunun işsizlik ve düşük ücret olduğunu göstermesi. Araştırmaya katılan işçilerin %72'si çalışma hayatındaki en önemli sorun nedir sorusuna işsizlik yanıtını verdi. Yani bugün Türkiye'de çalışanlar açısından da işsizlik en temel sorun. Bu son derece önemli. Ve yine İkinci önemli sorun ise %65'lik oranla düşük ücret olmuştur. Yine pandemide ev masraflarının arttığını görüyoruz bu araştırmada. Araştırma kapsamında özellikle uzaktan çalışan işçilere pandemi döneminde ev masraflarının artıp artmadığı soruldu. İşçilerin %52'si pandemi döneminde ev masraflarının ciddi bir biçimde arttığını söyledi. Yine salgında bu yoksullaşmanın sonucu olarak harcamalar kısıldı ve daha ucuz besinlere yönelim arttı. Pandemide işçiler ana yardım kaynağı olarak ailelerini gösterdi. İşçilerin pandemide aldıkları yardımın ana kaynağı aileler oldu. Özetle değerli arkadaşlar, bütün Türkiye çapında yürüttüğümüz ve pandeminin çalışma hayatına, işçi sınıfına, emekçilere etkilerini ortaya koyan bu araştırma raporu, pandemi süresince de hepimizin yaşayarak gördüğümüz gerçekleri somut verilerle ortaya koymuş durumdadır. COVID-19 Türkiye'de bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir. COVID-19'un ekonomik ve sosyal tahribatı çok ciddi boyutlardadır ve bu hala devam etmektedir. Ve COVID-19 pandemisi süresince Türkiye'de bizler bir sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle sosyal politikalar ve sosyal destekler hayata geçirilmediği için pandemide işçiler, emekçiler, ücretiyle geçinenler ve bütün yurttaşlar çok derin bir sosyoekonomik tahribatla karşı karşıya kalmıştır. Bugün bu tahribatın sonuçlarını bizler işsizlik olarak, yoksulluk olarak, gelir dağılımı adaletsizliği olarak, özellikle yüksek enflasyon koşullarının yaşandığı bu süreçte de alım gücümüzün giderek daha fazla düşmesi ve yoksulluk olarak yaşıyoruz. Risk olarak biz bu dönemde hem pandeminin yarattığı bu sonuçları ortaya koymak hem de bu süreçte atılması gereken adımları somut politika önerileri olarak pandeminin başından itibaren yaptığımız gibi bugün de 5 acil taleple yürüttüğümüz mücadeleyle de devam ettiriyoruz. Türkiye İşçi Sınıfı'nın insanca yaşam mücadelesini biz bütün üyeleriyle ve sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşleriyle birlikte